Nasıl ya? Nasılsın? Hazır mısın? Hazırım. Sen nasılsın? Ben de hazırım. Acaba biraz bahsetsek mi? Şu an evet. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Şöyle, artık bildiğiniz üzere iki çeşit Doğu Ekspresi var. Bir tanesi turistik olanı, bir tanesi de normal eski usul Doğu Ekspresi olanı. Bizim bilet aldığımız bayağı şey eski usul, hani bu işte herkesin her zaman bildiği Doğu Ekspresi. Bir saati var. Öteki Doğu Ekspresi, turistik Doğu Ekspresi her gün eski usul olandan bir saat erken kalkıyor. O şimdi böyle gözümüzün önünde gitti. Bize el salladık. Şimdi biz kendi trenimizi bekliyoruz. Acaba? Olur. Şu an o zaman çıkınımızı göstereyim. Evet. Çıkınımızda sularımız var, Sprite'ımız var, plastik bardağımız var, peçetemiz var, mumlarımız var. İçeriği biraz süsleyeceğiz ama çok az. Öyle sucuk falan yapmayacağız. Aa, sucuklu yumurta yapmıyor musun? Hayır, sucuk yapacağımız bir tüpümüz veya şeyimiz yok, tavamız yok. O yüzden yapmayacağız. Ne aldık peki yemeklik? Yemeklik ne aldık? Aç bitirler aldık. Birçok markanın aç bitir peynirleri, salamları var. Onlardan aldık. Onun dışında ne aldık? Çikolatamız var. Güzel şarabımız var. Mumumuz var. Ekmeğimiz var. O kadar. Sütümüz var. Bir de kuru yemiş. Aynen, bir de kuru yemiş. Öyle çok bir şey almadık. Çok bir şey almadık. Acıkırsak herhalde yemekli vagona geçip yemeğimizi yeriz. Doğu Ekspresi'ni bekliyoruz. Toplam bir gün sürecek bir yolculuk. Çok heyecanlıyız. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor olacak. İndiğimizde çok güzel bir karşıla karşılaşacağız. Hadi bakalım. Asya. Ne haber? İyiydi, tren geldi. Şimdi vagonumuzu arıyoruz. Hazırız. Baya tren geldi. Evet. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir deneyim olacak bizim için. Çok heyecanla bekliyoruz. İçeride görüşürüz. Geldik mi? Geldik. Konuş bakalım küçük hanım, nasıl hissediyorsunuz? Şimdi gardan çıktık. İyi, mutluyum. Güzel. Birazdan odamıza yerleşince odayı çekeriz. Onun dışında zaten şimdi gardan hareket ettik. Mutluyuz. Bu arada gayet sessiz bir vagon. Böyle şey falan beklemiştik. Herkes böyle çamağı acıyla gelecek, işte böyle sucuk taşıyacaklar falan. Hani şu anda öyle bir şey yok. Hatta sanki yani bu vagondaki bir sürü insan hani normal böyle Kars'a hani dedesiyle hani böyle memleketine gidiyor gibi. Aynen falan. Daha çok aile var değil mi? Evet, daha çok aile var. Ne? Beklentimiz şey... genelde diğer vagonda. Galiba 7. vagonda daha çok genç var. Herhalde cümbüş orada oluyor yol boyunca. Biraz da orada da böyle çok hani benim böyle şey gibi beklediğim gibi böyle hani aşırı turistik bir durum yok yani. Hep mesela bu vagon aile. Olabilir, belki bize denk gelmiş olabilir. Hafta içi olduğu için olabilir. Şimdi yemekli vagona doğru gidiyoruz. Biraz da orayı deneyelim. Aynen. Bu arada trene yorganımıza kadar getirip akşam yemeği almayı unuttuk. Yani sabah kahvaltısı için aldık da akşam yemeği almadık. O yüzden şimdi şu yemekli vagona geldik. Menüden bir şeyler söyleyeceğiz. Bak, sigara böreği var, şakşuka var. Neler var? Etli kuru fasulye var, pilav var ama bunlar dondurulmuş galiba. Tam emin değilim.
zeytinyağlı yaprak sarma, Arnavut ciğeri, şakşuka. Bilmiyorum. Etli kuru fasulye 15 lira, pilav 8 lira. Mesela Arnavut ciğeri 10 lira. Ama bunlar bildiğimiz kadarıyla genelde dondurulmuş. Sence nasıl fiyatlar? Bence gayet iyi. Fena. Bence de fiyatlar gayet iyi. Tadı nasıl mesela? Bu arada şu an dolmamız geldi. Zeytinyağlı dolmamız tabii. Tadı normal. Sıcak mı peki? Sıcak. Tatmak ister misin? Birazdan alıp ben de zeytinyağlı dolma söyledim. Tadı normal. Dondurulmuş bence. Yani ama çok da kötü değil beklediğim kadar. Gayet iyi. Yiyorum şu an. Şimdi odamızı göstermenin zamanı geldi galiba. Bu ben oturuyorum. Taklı vagondaki odamız. Burası koltuk tabii. Burada kocaman bir valizimiz ve battaniyemiz var. Bu battaniyeyi çok seviyoruz biz. Fotoğraflarda da ayrıca güzel çıkıyor. Onun dışında yukarıda bir kontrol paneli var. Bu odanın sıcaklığını ayarlayabildiğiniz bir yer var. Işıkları ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir gece lambası var. Tabii burada bir priz var. Ve bu priz bizim beşli prizimize bağlanıyor. Bunu biz kendimiz getirdik çünkü birçok şeyimizi şarj ediyoruz burada. Burada gelirken alışveriş yapmıştık. Onları bu alta koyduk. Buraya valiz de koyabilirsiniz normalde. Eğer kabin bagajıyla geldiyseniz mesela. Biz çantaları şurada üste koyduk kendi çantalarımızı. Bence, çok gözükmüyor ama üstte küçük bir çanta rafı var. Bir de normalde burası yani şöyle aslında ranzo oluyor. Bu iniyor. Bunlar iniyor. Burası 4 kişilik oda oluyor. Bence 2 kişiye çok yeterli. 4 kişi de böyle bizim gibi büyük boy valize gelirse olmaz. Ama kabin boy valize gelirse bence 4 kişiye de yeterli. Mesela biz Hırvatistan'da böyle bir yerde hiç tanımadığımız 2 kişiyle kalmıştık. Hatta Hırvatistan'dan bildiğimiz tren bundan daha küçüktü. Hırvatistan'daki altılıydı. Altılıydı. Doğru. 1, 2, 3 bu kadar alanda 6 kişi kalmıştık. İnanılmazdı doğru. Gerçekten. Burası bizim yatacağımız yer. Burası Asya'nın yatacağı yer. Ve 2 tane de. Bence çok yeterli. Zaten birazdan gelirken ne aldığımızdan bahsederiz. Sonuçta 24 saat buradayız. 24 saatlik erzak aldık. Ne aldığımızı da şimdi gösteririz. Ha, bir de bu arada odanın sıcaklığı. Kışın gelenler hiç çekilmesin. Öyle çocukla gelenler falan. Bence çok sıcak şu an odanın içi. Şu an içeride terledim ben kapşonluyla. Evet, bu açılıyor mu? Çok az açılıyor galiba ama çok az galiba. Yani kendine bile hayrı yok diyebilirim. Yo bayağı yo, açılıyor. Bayağı açılıyor. O teyze niye sinirlendi ben anlamadım. Aslında bayağı da açılıyormuş. Aynen. Tamam biz burayı açarız ya. Evet, küçük odamız, bu gecelik küçük odamız burası. Yaptık şimdi yataklara çıktık. Evet yatakları yaptık. Üst katta yatıyoruz çünkü sabah üst katı şöyle pat diye. Bütün eşyalarımızı alt kata koyduk. Evet, bütün eşyalar alt katta. Biz de herhalde bir artık 15 dakika yatarız. Bu arada bence çok konforlu. Ben şöyle bir 10 dakika gözlerimi dinlendirdim. Bayağı bıraksanız sabah kadar uyurdum yani. Benim için de öyle. Şu an mesela 1.88 boyuma rağmen gayet kafam değmiyor ve gayet rahat. Her şey güzel. Aynen. O zaman ne diyelim? İyi geceler.
Yolda bir bloğa. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın herkese. Şu an sabah saat 8. Daha yeni uyandık tabii ki. Ve bu manzaralara uyandık. Şurası gerçekten çok güzel. Ve tünelden tünele giriyoruz. Şu an saat 8 ve akşam 7'ye kadar daha yolumuz var. Şu an Sivas taraflarındayız galiba. Asya koşarak geldi yalnız. Dürümü duyunca. Ayran. Ayran bozuk olan. Bir tanesi kola olacak. Tamam. Siz istiyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Ne İki tane menü istiyoruz. Menüde ne vardı? Kadayıf dolması, ayranı, salatası, çift çarpı. Tamam. İndiğiniz zaman hemen karşıdan alacaksınız sıcak sıcak. Tamam. Karşıdan parasını oraya veriyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Anlat bakalım nasıl geçti? Güzel geçti. Nereden baksan kaç 18 saattir yoldayız herhalde. Evet. Uyuduk, kalktık, kitabımızı okuduk, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Manzaralar çok güzeldi. Karlı olsaydı daha güzel olabilirdi. Biraz erken geldik galiba. Aslında. O yüzden aslında aynen tam zamanında geldik de geçen sene o zamanlarda kar varmış aslında. Ama daha geç gelmiş olsaydık büyük olasılıkla karla karşılaşacaktık. Ne yazık ki küresel ısınmadan dolayı Kars da bundan etkilenmiş. Ve Kars Erzurum çevresinde şu an kar yok. Çıldır donmuş ama gidince göreceğiz onu da. Aynen. O da bir sonraki bölümde sizlerle olacak. Bir de kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hep unutuyoruz bunu söylemeyi. Eğer bizi takip edip destek olursanız çok memnun oluruz. Böylece daha çok video çekebiliriz. Çekme şevki olur en azından. Artık trende son 5 saatimiz. Şöyle, Doğu Ekspresi yaptığımız ilk tren yolculuğu değil, son da olmayacak. Ama bence şu ana kadar yaptığımız en keyifli tren yolculuğu. Çünkü burada insanlar keyif yapıyor. Yani burada insanların keyfi var, arkadaşları var, hayattan keyif alıyorlar. Avrupa'da tren yolculuğu yaptığınız zaman göreceksiniz ki çok farklı. Orada sadece manzaralar var. Ama burada sohbet var, muhabbet var, başka halay insanlarla var. Konuşmak var, halay var. Bence Doğu Ekspresi'ni manzaraları dışında eşsiz bir tecrübe yapan da bu. Geldik Cağ Kebabı'na. Geldik. Buradan çıkış. Oradan mı çıkıyoruz? Evet. Tamam. Evet, şu an kebaba doğru çıktık. Yürüyoruz. 5 dakika zamanımız var burada ve kebaba doğru yürüyoruz. Aynen. Koş. Koş. Şimdi Erzurum'dan gardan cağ kebabımızı aldık. Şöyle 2 saat önce trene birisi biniyor. Sipariş alıyor. Muhtemelen burasının çalışanı. Çünkü en az 100 tane sipariş aldığını düşünüyoruz. Buraya inince 5 dakikada önceden verilmiş siparişinizi alıp trene geri biniyorsunuz. Yolculuk artık bitiyor. Ne hissediyorsun? Evet, artık yolculuğumuz bitiyor. Şu an Sarıkamış'a doğru geliyoruz. Ondan sonra da zaten çok kısa bir mesafe kalıyor. Bittiği için üzgünüm. Çünkü çok zevkliydi. Bayağı burayı evimiz gibi bir değil günde. Mi? Buraya 24 saatte bu arada şey bayağı böyle eviniz gibi burayı belliyorsunuz. Biz şey falan diyorduk hadi artık eve gidelim falan diye şurada yemekli vagondan buraya gelirken. Evet gerçekten aşağı indiğimizde böyle bir elimiz kolumuz titriyor hemen geri dönmek için.
Çok güzeldi, çok zevkliydi. Bence çok değişik bir tecrübe. Yani evet. Şöyle, işte demin de dediğim gibi ilk tren yolculuğumuz değildi. Son tren yolculuğumuz da olmayacak. Ama geçirdiğimiz en güzel tren yolculuğuydu. Daha doğrusu son zamanlarda yaşadığımız en güzel tecrübelerden. Ve bence kesinlikle ve kesinlikle abartılmış bir yolculuk değil, hak eden bir yolculuk. Kesinlikle. Yani hani böyle sürekli görüyoruz, şey yapıyoruz. Bence kesinlikle hak ediyor. Herkesin gelmesi ve denemesi gerekiyor. Şöyle, daha detaylısını aslında Doğu Ekspresi'ne nasıl bilet bulunur videomuzda anlatacağız. Ama şöyle söyleyelim, biz örtülü kuşetli yani 4 odada kaldık. Artık ikili yani yataklı olan vagonlardan eski usul Doğu Ekspresi'nde kalmamış. Onları turistik olana taşımışlar. Biz örtülü kuşetli denen 4 kişilik odada kaldık. Turistikte de onlar yokmuş. Bilet bakarken buna mutlaka dikkat etmeniz gerekecek. Bunu unutmadan, mutlaka bu videoyu bitirmeden söyleyelim dedik. O zaman Umut, sendeyiz. Son sözlerini alalım. Evet, bittiğine göre bundan sonraki bölümümüz Kars bölümü olacak. Kars'ta çok güzel deneyimlerimiz olacak. Yaşayacağımızı umut ediyoruz çünkü çok güzel şeyler gördük. Onun dışında eğer videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yanında bir de zil sesi var. Ona basarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Böylece bizi de desteklemiş olursunuz. Biz de daha çok şevkle videolarımızı koymuş oluruz, koyacak oluruz. O zaman şimdiden ben alayım biraz da. O zaman şimdiden bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkesin en kısa zamanda, en istediği zamanda Kars yolculuğunu deneyimlemesini diliyoruz. Ve herkese iyi geceler.